Herkese selamlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Ben Şevval Gezegenim. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bana makyaj kadar çok sorulan bir soruya cevap vermek istediğime karar verdim. Videolarımı nasıl çekiyorum? Teknik bilgiler. Genel olarak ben Canon'un EOS 7D modelini kullanıyorum. Ama bana soracak olursanız ekranı dönen yani kendinizi görebileceğiniz bir kamera, DSLR kamera. Bu etapta kendinizi çekiyorsanız eğer size yardım eden herhangi birisi yoksa çok daha iyi olacaktır. Çünkü bir kabloyla bilgisayara bağlayarak bu özelliği kullanmak zorunda oluyorum. Onun dışında vloglarımı çektiğim kamera Samsung'un NX Mini modeli. Bunun güzelliği dediğim o çevirebilme özelliği aslında ama kötü özelliğine gelecek olursak da netleme problemi var. Yani bu tarz minik bir kamera çantada taşıma açısından evet çok pratik oluyor ve HD çekim falan yapıyor olması falan. Yani her açıdan çantada taşımak iyi oluyor ama netleme problemi işin içine girdiği zaman birazcık kenara bırakıp bunu anlasım geliyor. Şuraya hem bu kamerayla çektiğim bir vlog hem de telefonumla çektiğim bir vlog koyacağım. Zaten bence ilk etapta yani ilk YouTube kanalı açtığınız zaman hemen gidip bir DSLR kamera almaktansa telefonunuzla başlayabilirsiniz bence. Çünkü artık iPhone 7 4K çekiyor. Videoyu şey diye kapatıyorum. Kameraya falan hiç gerek yok. Telefon alın yeter. Öyle gidiyor bu video. Kameranın bodysi kadar önemli hatta bir tık daha önemli olan şey lensleri bence. Şu an bu videoyu 18-55 bir lensle çekiyorum. İlk etapta en combo lens kesinlikle bence 18-55. Makyaj yaptığım videoların çok büyük bir kısmıysa 50 mm lens. Bu lensin de şu an kullandığım lensten farkı sonsuz odak yapabilmesi. Eğer gün ışığınız varsa yani odanız, videoyu çektiğiniz oda gün ışığını güzel oluyorsa gerçekten bu video çekme konusunda dünyanın en şanslı insanı olabilirsiniz. Çünkü en güzel ışığı o veriyor. Benim odam ışığı o kadar güzel almıyor maalesef. Hatta pencere bu tarafımda kalıyor. Yani bu tarafa dönemiyorum çünkü odanın yapısı gereği. Ek ışıklar kullanmam gerekiyor ve ben çok uzun bir süre, gerçekten azımsanmayacak bir süre kendi yaptığım softboxları kullandım. Bunu söylemek birazcık utanç verici olabilir. Hani daha yaratıcı fikirler üretebilirdim belki ama yoğurt kovasından yaptığım bir softbox'ı da çok uzun bir süre kullandım. Ben yoğurt kovasını içerisine alçıyla doldurup kapağını kapatıp ters çevirip ortadan artı şeklinde yayıp yarıp Vileda sopası sokarak yaptığım bir softbox'ım da var. Yabancı YouTube videolarından görüp borularla yaptığım bir softbox'ım da var. Ama o birazcık zannediyorum Türkiye'de farklıymış. En azından kime sorduysam öyle söyledi. Türkiye'deki borular kaynakla takılması gereken borularmış. Deneyime sahip değilim. Yani kameranın üzerine takılan o mikrofonlardan ya da önünüzde duran o mikrofonlardan, masa mikrofonlarından veya yaka mikrofonlarından. Bunların üçünü de deneyimlemedim. Video düzenleme kısmında, yani programda bunları düzeltmeye çalışıyorum. Anladınız mı? Düzenleme kısmına gelecek olursak, ben videolarımı düzenlerken Final Cut Pro 10 veya iMovie'yi dönüşümlü olarak kullanıyorum ama Nix Vlog'un o giriş kısmında böyle Snapchat'tan özellikle bana çok fazla soru gelmişti bu konuda. Nasıl yaptım bunu diye. Onu After Effects'ten yaptım. Aynı zamanda videolarda bazen şuralardan buralardan hareketli şeyler çıkıyor ya, onları da After Effects'ten yapıyorum ama video düzenleme kısmı sizin için eğlenceli bir şey değil de zorunluluktan ibaretse zaten bu adımlar çok ilginizi çekmeyecek. Tam şu an yeri gelmişken, ben bunu yaşamışken şunu da belirteyim. Kameranızın şarjından en azından elinizde iki tane olsun ve ikisi de dolu bulunsun bence. Çünkü yoksa benim gibi böyle yarım saat falan video çekeceğiniz tipinizle, kıyafetinizle oturabiliyorsunuz. Windows'ta da benim kendi kullanıp deneyimlediğim ve şiddetle tavsiye edebileceğim program olarak Premiere Pro. Ben kendim araştırdığım zamanlarda Türkçe kaynak bulamamıştım gerçekten. Şey falan yazıyordum YouTube'a sürekli.
How I filming my YouTube videos falan yazıyordum böyle. Hala var mı yok mu çok emin değilim ama en azından yoksa bile Türkçe bir kaynak olur size diyerekten bu videoyu çekmeye karar verdim. Neyse, bu videoda böyleydi. Umarım yararlı olmuştur size. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Merak ettiğiniz her şeyi bana Snapchat'tan, Instagram'dan ve aşağı yorum kısmında sorabilirsiniz. Hoşçakalın.